Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayınlarımızda konuk nasıl alırız bunu anlatacağım. Yorumlarda en çok gelen sorulardan biri, yayınıma birini misafir etmek istiyorum ama onun kamerasını yayınıma nasıl ekleyeceğim de. Ben de bununla alakalı olarak sizlere bir içerik hazırlamak istedim. Aslında yayınlara konuk almanın en kolay yolu tabii ki de hepimizin kullanmış olduğu Discord uygulaması. Peki Discord uygulamasından misafir olarak aldığım kişiyi OBS'ime nasıl aktaracağım sorusunun cevabına geliyoruz şimdi. Bir şey diyeceğim ya. Şimdi ben montaj yapıyordum da bir şey gördüm. Bunu sizle paylaşmam gerekiyor. Abone olmayan kullanıcılar %87.7. Abi bir el atın be. İzliyorsunuz ediyorsunuz ya. Bir abone olmak çok zor değil ya. Bir abone olun ya. Bunun için yapmamız gereken iki şey var. Birincisi Discord'umuzu açmak. İkincisi de OBS programımızı açmak. Öncelikle Discord'umuzdan yayınımıza konuk alacağımız kişiyi görüntülü olarak arıyoruz. Görüntülü olarak aradıktan sonra hemen iki kameramızın sağ alt köşesinde bulunan ani çıkış tuşuna basıyoruz. Ve bu tuşa bastığımızda bizim görüntülü konuştuğumuz konuşma sayfasını ayrı bir pencerede bizlere açıyor. Konuşma ekranımızı ayrı bir pencerede ani çıkışla açtıktan sonra OBS'imize dönüyoruz. OBS'imizde kaynaklar kısmına sağ tıklıyoruz ve oradan pencere yakalama özelliğini seçiyoruz. Pencere yakalama özelliğini seçtikten sonra pencere seç bölümünden ani çıkışla harici bir pencereye aldığımız görüntülü konuşmamızı seçiyoruz. Seçtikten sonra göreceksiniz ki sağda solda diğer fazlalıkları da alacak. Bunun için de yapmamız gereken şey klavyemizin alt tuşuna basılı tutarak konuğumuzun kamera kısmını sağdan soldan ve yukarıdan aşağıdan daraltmak. Sonrasında kendi kameranızı ve konuğunuzun kamerasını OBS'inizde uygulamış olduğunuz overlay'in üzerine veya direkt basic olarak sağlı sollu bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Hayır ben Discord'dan yapmak istemiyorum. Başka bir görüşme aracıyla bunu yapmak istiyorum derseniz eğer bunların içerisinde tabii ki Zoom, Skype gibi uygulamalar da var. Aynı bu şekilde OBS'inize aktarabilirsiniz. Konuklu yayın yapmak aslında bu kadar basit. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. (Gülüyor)